İyi akşamlar. TRT Avaz ekranlarına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra pencereyle ben İnan Çuysal ve meslektaşım Zihni Çakır yine karşınızdayız. Yaz dönemi arası verdik ve nerede kalmıştık diye başlamayı düşünsek aslında başlayabileceğimiz bir durumdayız. Birçok şey oldu Türkiye'de nasıl nerede kalmıştık deseniz olur diye sorabilirsiniz ama ana başlıkların tamamı neredeyse aynı. aynı. Biz buradan gitmeden önce konuştuğumuz konular nelerdi? FETÖ konuşuyorduk, darbe oldu. Onu daha sonra tekrar konuşacağız. Darbe mi, işgal girişimi, iç savaş girişimi, darbe girişimi çeşitli şekillerde isimlendirilebilir ama ağırlıklı kullanım şekliyle söyleyelim bir darbe kalkışması yaşadık FETÖ konuştuğumuz konu üzerinden. Onu konuşacağız. Bölgeyi konuşuyorduk, Orta Doğu'yu. Suriye'ye girdik. Yani nerede kalmıştık dediğimizde ana başlıklar aynı ama alt başlıklarda çok derinlemesine şeyler oldu. Ve bunları herhalde bu hafta, önümüzdeki hafta, birkaç hafta daha bu masanın üzerinde tartışmaya, hatta kesip biçmeye devam edeceğiz açıkçası. Ee, önce Fırat Kalkanı operasyonundan bahsedelim. Suriye'ye girdik dedik. Suriye'de ne oluyor şu anda? Ee, Suriye ile de yetinmiyoruz. Ee, Irak'ta neler oluyor? Ve Suudi Arabistan'da neler olacak diye bunları bir konuşmaya devam et başlayalım. Bir Aksa çıkacağını söylemiştik zaten. Şimdi gelişmeler o Aksa evet, doğru. Evet, o Aksa ilerliyor. doğru ilerliyor. Ee, bununla ilgili bir bandımız var. Fırat kalkanı ile ilgili. Önce onu bir izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam edelim zihni çakır. Fırat Kalkanı Harekatı Suriye'deki terör örgütlerinin hepsine karşı bölge halkıyla birlikte başlattığımız meşru bir operasyondur. DAEŞ terör örgütünün 14 yaşında bir çocuğu canlı bomba olarak kullanmak suretiyle Gaziantep'teki bir kına törenine göndermesi ve orada gerçekleştirdiği canlı bomba eyleminde çoğu çocuk 56 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 100 kişinin yaralandığı saldırı bizim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hedefimiz bu bölgede ilk etapta 5000 kilometre kare büyüklüğünde terör örgütlerinden arındırılmış bir güvenli bölge tesis etmektir. Avrupa Birliği'nin ülkemize söz verdiği Vize serbestisi uygulamasının bu ay yürürlüğe girmesi bek gerekiyor. Birlik tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda terörle mücadele gibi Türkiye için hayati bir konunun sürecin ön şartı haline dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Artık bu oyunun da sonuna geldik bunu bilmeleri lazım. <laughs> Türkiye ile veya Türkiye'siz yoluna devam etme seçimi Avrupa Birliği'ne aittir. O seçimi kendileri yapacaklar. Kurnazlık yapıp sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya çalışmasınlar. Suriye'de bir güvenli alan oluşturulmasının bölgedeki terör ve mülteci sorununun çözümü için gerekli olduğunu uzun süreden beri ifade ediyoruz. Bu teklifimize bir itiraz olmamasına rağmen maalesef istediğimiz desteği de bugüne kadar göremedik. Bunun için iş başa düştü. Güney hudutlarımızı emniyet altına almak ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Özgür Suriye Ordusunun öncülüğünde Fırat Kalkanı harekatını başlattık. Bizim için PKK neyse PYD de, de aynıdır. Sadece isimleri değişiktir ama bunların hepsi terör örgütüdür. Nasıl DEAŞ'ı bölge halkından oluşan Özgür Suriye ordusu mensuplarıyla birlikte Cerablus'tan aşağı doğru püskürttüysek gerektiği anda PYD ve YPG'yi de zorla Cerablus'tan atmasını da biliriz. Türkiye'nin beka sorunu haline gelen Suriye'deki gelişmelere asla seyirci kalmamız mevzu bahis olamaz. Bundan sonra... Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın konuyla ilgili değerlendirmelerini, özetini izledik. Ee, Avrupa Birliği üzerinde ikisi de net bir şekilde duruyor. Sadece Avrupa Birliği değil, bütün Batı'yı dahil edelim buna. En son yapılan görüşmelerde 360 bin mülteciyi alacaklarını söylediler. Bunu da 50 ülke alacaklar. Ülke başına 7 bin kişi düşüyor. Bu şekilde meseleyi çözeceklermiş. Türkiye'de şu anda herhalde 3 milyonu bulmuştur Suriyeli mülteci nüfusu. Ama 360 bin kişiyi 50 ülkeye bölüştürerek bu meseleye derman olmaya çalıştıklarını da söylüyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da serbest dolaşımla ilgili olarak verdikleri sözün tutulmasını bekliyor. Buna benim aklıma şey geliyor. Amerika'da kızıl delillere karşı verilen yapılan savaşlar da crazy horse bir kızıl deli liderinin şöyle bir cümlesi var diyor ki beyaz adam verdiği tek bir sözü tuttu topraklarınızı elinizden alacağız dedi ve aldı evet. beyaz adam böyle bir huyu var yani verdiği sözler esna içinden sadece kendisine yarı yanı tutuyor diğerini tutmuyor şimdi bir bunu soracağım bir de e, PYD daeş meselesi var biz sanki orada e, koalisyon güçlerinin görevlendirdiği biçimde DAEŞ'e karşı sadece mücadele vermekle mükellefiz gibi tanımları çalışıyorlar. Evet, yani. Öyle tanımlıyorlar bizi. Çünkü bizi tanımlamaya alışkınlar. Öyle tanımlıyorlar ama bizim orada PYD diye bir meselemiz var. Bunu da ilk operasyon başladığı anda şu şekilde izah etmek mümkündü. Aslına bakarsanız Fırat Kalkanı operasyonu evet mültecilerin Suriye'deki şivil vatandaşların hayatlarını garanti altına almak adına yapılmış bir hamledir. Lakin Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisine dayatılan güney sınırlarındaki e, komşu seçme dayatmasını karşısında bir inisiyatif alıp ben bu komşuları talep etmiyorum. Benim talep ettiğim komşu toprak bütünlüğü devam eden Suriye'dir demesinin bir yoluydu. E, Sayın Başbakan zaten dedi ya yani Türkiye'nin beka sorunuydu Suriye sınırında olanlar ve buraya girmemiz gerekiyordu. Yani netice itibariyle biz inisiyatif aldığımızı söylüyoruz manda. Evet. Tabii bu inisiyatif alışımızın bir silsile olarak devamı etkileri var. Onlara da yavaş yavaş gelelim ama Fırat Kalkanı Operasyonu'nun özellikle Halep'te yaşananlarla da birleştirerek Şimdi ee, geleceğini nasıl gördüğünü merak ediyorum. Yani daha devam edecek mi, Halep'e inecek misiniz en çok sorulan soru bize. Bu inmeyin demek aslında. Ee, sen nasıl görüyorsun? Şimdi e, Batı Suriye sorunu başladığından bu yana ve kendi ürettiği Daesh bölgede insanlık suçu işlemeye başladığından bu yana da işte mücadele ediyor. İşte hava saldırısı Çırmak düzenliyor. mücadele ediyor. Evet yani hava saldırıları var. İşte karadan bir takım operasyonlar düzenlendi. Ve bir köydeki DAEŞ unsurlarını aylarca o köye düzenlenen operasyonla temizleyemediklerine tanık olmuş bir Orta Doğu. Türkiye'nin kendi beka sorunu olarak gördüğü ve Cerablus'ta başlayan Suriye'deki soruna fiili olarak müdahalesi sonrasında 9 saat gibi bir zaman içerisinde Batı'nın 9 ayda temizleyemediği DAEŞ unsurlarını Cerrah temizlemesi orada en azından Orta Doğu halkları nezdinde koalisyon güçleri diye tanımlanan ama senin biraz önce söylediğin Kızılderililerin beyaz adamının asıl hedefinin başka bir şey olduğunu anlamasını sağladı. DAEŞ diye bir derdi yok yani. De, öyle bir derdi yok. Hatta kendi derdini kendiyle der, kendi derdiyle dertlenmeyi meşrulaştırmak için DAEŞ bir aparattı onlar için. Başından beri de bunu söyledik. Batı kendi yaratmış olduğu bir örgüt üzerinden bölgede kontrollü şiddet ve çatışmayı kendisinin bölgeyi rahat kontrol edebilmek için kullandığını defalarca burada tartıştık ve Türkiye o 9 saatlik operasyonda Batı'nın bu iki yüzlülüğünü ya da Batı'nın yüzündeki o maskeyi indirmiş oldu. Türkiye o kadar eğer kadar da zor değilmiş dedirtti yani. Değilmiş yani çok çok açık ol. Açıktı bunu konuşuyordu herkes konuşuyordu. İşte Rusya'nın, Suriye'nin, Rusya'nın, Amerika'nın ve İran'ın bu üçgenin bölgede aslında bir terör örgütüne mücadeleden ziyade alan paylaşımı içerisinde olduğunu herkes söylüyordu. Ama bunu ortaya somut bir şekilde koyacak bir veri yoktu. Türk askerinin 9 saat içerisinde sergilemiş olduğu performans yani var dedikleri ama aslında varlığı sadece Batı'nın desteğine dayalı olan DAEŞ'in o bölgeden süpürülmesi Süpürme hareketinin Çoban Bey'e kadar gitmesi, daha aşağılara e, yürümüş olması o oyunu bozdu. O maskeyi indirdi. İki yüzün diğer yüzünü ortaya çıkardı. E aslında bizim burada birkaç kez daha önceki programlarda tekrarladığımız DAEŞ'in asıl vazifesinin PYD'ye alan açmak, evet. bir tarih yazmak. Yani PYD'nin devletleşmesini temin etmek için onlara bir kahramanlık destanı hediye etmek olduğuyla ilgili burada birçok kez konuştuk. Birçok programda konuştuk. Bunu. Yani e, eğer öyle olmasaydı ve gerçekten bahsedildiği gibi bir terör örgütü olsaydı ki, e, ilk ortaya çıktığı günkü çapulcu hallerini hatırlarsanız, eğer gerçekten onlarla mücadele edilmek istenseydi, o gün bölgede bulunan, bugün koalisyon güçleri diye tanımlanan güçlerin, o gün sadece orada bulunan askerleri tarafından bile tamamen yok edilebilecek bir öfkü mümkündü. Şimdi e, aslında bizi yani elini güçlendiren başka doneler de var. Suriye sorunu 5 yıldır e, devam eden bir sorun. Peki Suriye sorununu tırnak içerisinde Suriye sorununu Türkiye sınırlarına ve üstelik de Irak'tan başlayıp e, Akdeniz'e inene kadar ki alanda, aksda, koridorda adına ne derseniz deyin. Hapseden olgu ne? Yani orada yaşanan sorunu tetikleyen, orada yaşanan sorunu çözümde e, uluslararası toplumu da bir cenderenin içerisine atan, çözümsüzlüğe iten işte e, Cenevre'de toplanan e, o Suriye görüşmeleri, Amerika ile Rusya arasında yapılan ikili görüşmeler, o ikili görüşmelerden sonuç almamaması, askıya alınması, tekrar olumlu sinyaller verilmesi, İran'ın olaya müdahil olması falan filan. Bütün bunların hepsinin Türkiye'nin hemen sınırında cereyan etmesi ve bütün kavganın yani Suriye'yi özgürleştirme savaşının hiçbir Suriyelinin yaşamadığı neredeyse Türkiye sınırına hapsedilmesinin amacı ne? Sanırım orada i̇şte bölgedeki bir... oyunun bölgedeki oyunun daha doğrusu küresel gücün, küresel aklın kendini yenilerken Orta Doğu enerjisini, de dahil olmak üzere enerjiyi, parayı Akdeniz'e indirecek kukla bir devlet arayışı. Türkiye'nin beka sorunu olarak gördüğü, de, gördüğü şey de bu zaten. Yani biz bunu anlayıp Cerablus'tan girip Musul'a kadar gidebileceğimiz işaretinin vermeden onlar bizim hala olayı anlamadığımızı ve biz, bizi istedikleri gibi o denklemin içerisinde kullanabileceklerini zannediyorlardı. Peki şimdi anladılar. Çok iyi anladılar. Anladıkları an verdiler bir tepki dün verdiler. Irak Parlamentosu'nda alınan, Parlamentosunda de aldırılan. Söylüyoruz. Evet. Yani ben alındığını falan düşünmüyorum öyle bir kararın aldırıldığı nettir. Ee, ...biz Maliki'ydi değil mi İbadiden önce? Evet. Maliki'den çok dertliydik. Maliki'nin gitmesi için çok büyük e, mücadele verdik. Tırnak içinde bir sürü şey yaptık. E, ama Maliki'nin yerine gelen İbadinin de aslında bizim çabalarımızın yanında... ...sanki İran'ın da çabalarıyla olmuş, Amerikan'ın yani... da direkt etkisiyle olmuş gibi bir durum ortada şu anda öyle görünüyor... Eski Başbakan Sayın Davutoğlu'nun o süreçte oldukça fazla emek sarf etti, ciddi anlamda da rolü vardı ibadinin gelmesinde. Evet, yani bayağı bir çabalamıştık evet. o dönemde ama sanırım bizim dışımızda da çabalayanlar. Mutlaka olmuş. yani bizim o denklemin içerisinde sadece meşrulaştırma görevimiz vardı anladığım kadarıyla. Öyle görünüyor şu andaki yerden baktığınızda ve ibadinin açıklamasında çok önemli aslında bir iki tane altı çizilecek tek cümlelik yerler var. Birincisi Türk ordusunun işgalciliği meselesi. Yani bu e, Kıbrıs'taki Yunan tezleriyle aşağı yukarı aynı şeydir. Halbuki Türk ordusunun orada bulunmasını talep eden aynı Irak başlangıçta. İkincisi algırıldı dememizin en önemli kanıtı şudur ki. itirafıdır. İtirafıdır. Irak e, meclis kararını ibadi açıklarken, yorumlarken koalisyon güçleri de bizim yanımızda diyor. Şimdi koalisyon güçleri bizim orada işgalci olduğumuzu mu düşünüyor? Bir kere önce bu çok ciddi bir soru. Koalisyon güçlerinin biz bir ortağı değil miyiz? Yani, yani Orta Doğu bağlamında evet ortağıyız. konu bu. Yani Biz orada bir partner pozisyonundayız. Bizim orada işgalci olduğumuzu düşünüyorlarsa daha işte mücadele etmemizle ilgili olarak da aynı şeyi düşünecekler mi? Daş, işte, Daş, Daş'la mücadele etmemizle ilgili de aynı şeyi düşünecekler mi? Suriye'de niye girip Daş'la mücadele ediyorsun mu diyecekler bize bir sonraki dur. Ama şunu diyecekler mi? Mesela Daş'la mücadele et de PYD ile niye ediyorsun? Diyorlar zaten. Diyorlar ya, yani zaten. Diyorlar hatta PYD ile birlikte Rakka'ya gir diyorlar. Evet. Bu teklif geliyor. Amerikan bayrakları asıyorlar. Evet. Ve bunun yanında da şimdi Suri, Musul meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hiçbir Talep içermeyen, bakın, bu çok önemlidir. Musulla ilgili hiçbir talep içermeyen bir cümle. Musul, Musullarındır telafer, telaferlerindir. Batı sence bunu talep içermiyor şeklinde okuyabilir mi? Hem talep içermiyor şeklinde okumadı. Hem de Musul Musullarındır cümlesi içinde kullanılan Musul'un bir önceki etnik yapısına göndermede bulunan etnik yapıyı yani izah... İran işgalinden önceki etnik yapıdan söz ediyorsun. O evet. hatırlatalım izleyicim. O etnik yapıyı izah etmiş olmasından bile çok büyük bir rahatsızlık duyuldu. Ki o etnik yapı da aslında İran işgalinden önceki sonraki etnik yapı da aslında İran işgalinden kısa bir süre önce bozulmaya başlamıştı. Yani e, Musul bir Türkmen kentidir cümlesinin bir bölümü zaten deforme edilmişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı oraya kadar gitmedi yani. Daha geriye gitmedi. Sadece dedi ki İran işgalinden önceki halinde ki e, Musul sakini burayı isteyebilir. Onundur burası. Buna bile tahammül edilemedi. Evet. Ve işte biraz önce senin de söylediğin gibi hani Batı böyle anlayabilir mi? Anlayamaz. Biz Musul'un M'sini, Kerkük'ün K'sini telaffuz ettiğimizde bizim oraları talep ettiğimiz kanaati oluşuyor. Ha etmiyor muyuz diyeceksin. Yani bu şekilde değil. Peki sadece orada mı anladı Batı bunu yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın Lozan'la ilgili çıkışını da Musul ve Kerkük bağlamında bir gönderme olarak, amaç olarak yani artık o, bu idealin dışına çıkmış hani durumda o böyle bir... Biraz daha e, subliminal mi diyorlar şimdi? Öyle bir mesaj olabilir Çünkü ama... Çünkü öyle veriyorlar ya bu mesajı o anlamda. Ama bu e, artık kelimenin bulunmasının yeterli olduğu bir sıkıntı. Yani Musul kelimesinin geçtiği her Türk yetkilinin kullandığı cümle bütün kulakların sonuna kadar açılmasına sebep oluyor. Kerkük kelimesinin geçtiği, Ay, ...ona keza... ...şimdi o zaman biz şurada mıyız burada... Ee, ...bugüne kadar... ...müttefik olarak yürüdüğümüz... ...ekiple... ...kartların... ...dağıtılmış olması... ...çok önceden dağıtılmış kartlar... ...kartları açmaya başladık yavaş yavaş... ...şimdi açmak zorundayız niye... ...hay onlar da açtı galiba... ...onlar abi. da açacaklar yani... E, ...şimdi Cerablus'a girmemiz bizim kendi başına... ...sadece o gün daha doğrusu o hafta içerisine sıkıştırılan ve Karkamış'a yönelik atılan havan topları roketler değildi. Yani böyle bağla bu bağlamda okumamak lazım. Şimdi siz Cerablus'a o operasyonda başarı sağlamışsınız. Diğer tarafta şu aradaki alanı yani Akdeniz'e iniş koridorunda sizin tampon bölge olarak, güvenli bölge olarak tanımladığınız yeri küresel akıl, küresel şeytan Akdeniz'e inecek kukla devletin alanı olarak görmüş. Ve siz burada Cerablus'taki operasyonunuzdan sonra öbür tarafta Musul-Kerkük gibi bir idealiniz var, bir hedefiniz var. Ve durup dururken Lozan'la ilgili bir tartışma açıyorsunuz. Lozan'ı bugün fiilen ortadan kaldırdığınızda oralar zaten sizin. Yani böyle bir algı var, böyle bir beklenti var. Ee, Rakkaya operasyonu PYD-YPG ile yapma teklifinin sebebi, işte şu alanı, yani bizim... Sayın Başbakan'ın da söylediği, Sayın Cumhurbaşkanı da işaret ettiği ve Suriye sorunu başladığından beri Batı'yı da rahatlatabilecek, mülteci konusunda rahatlatabilecek teklifimizin e, işaret ettiği alanı Batı, Türkiye eğer buradan yukarı doğru çıkarsa onun derinden kaybetme korkusu yaşıyor. O yüzden Rakka operasyonunda birlikte yapmamızı istiyorlar ki bu örgütü yani Daesh üzerinden kahramanlık destanı yazdırtırılan Kobane'de bu örgütü Türkiye elinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ama oyun asıl şimdi başladı. Çok net Türkiye Musulu işaret ettikten sonra bu arada Batının istediği bir Kürt devletinin kantonunun kukla bir yapının kurulması imkansızlaştı. Bu zamanla göreceğiz. Ve yani. şu anda e, Türkiye'nin mesela işte bugün o Musul'la ilgili. Ee, Irak'taki parlament meclis kararının Türkiye'ye yansımasına bakarsanız bunu sadece Türkiye'nin işte Musul'la ilgili ya da e, o bölgeyle ilgili hedefleriyle o bağlamda düşünmemek lazım. Türkiye'nin şu anda bir an önce e, Cerablus gibi müdahale etmesi gereken bir nokta daha var o da Afrin. Yani bu tartışmalar içerisinde Afrin'e Afrin, Afrin e müdahaleyi, Afrin'e bir operasyonu, Rakka'dan önce Afrin'e bir operasyonu engellemek istiyordu olabilirler. Herkes kartını açtı dedik ya, işte onların kartı bunu engellemek bizim kartımız da oraya girmek. Kartın, deva kartın devamına Olmalı. girelim evet. şimdi. Yine burada defalarca konuştuğumuz bir şey var. Bu bugünün hikayesi değil diye burada geçen sene defalarca söyledik. Bu hikayenin Suriye ve İran akabindeki yerinin Suudi Arabistan olduğunu, Olacağını Suudi Arabistan'da Yemen meselesiyle bir deneme yapıldığını, orada da bir e, Şii sünni ya da şii vehhabi ya da e, mezhepsel netice itibariyle mezhepsel veya ideolojik ne derseniz bir çatışmanın kurgulanacağını e, ancak bununla ilgili olarak da orada bir sıkıntının yaratılması gerektiğini bunu bir Yemen ve bir Tur denediler. Defalarca konuşmuştuk. İran'ın da orada bir rolü olduğunu da Muhakkak yani, olacak. Yani, yani Şia'nın olacak. olduğu Tabii. yani Şia zaten İran. Yani bir mezhep değil, İran'ın resmi devlet ideolojisi. Şimdi bugün neredeyiz? Amerika Birleşik Devletleri Obama'nın geriye göndermesine rağmen 11 Eylül ile ilgili olarak Suudi Arabistan'ın ki Amerikan mahkemelerinde terörist devlet olarak yargılanmasının önünü açtı. Bundan iki ay sonra yapılacak bir seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin iktidara gelme ihtimali ki oldukça güçlendi. Böyle bir mahkemenin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili ciddi ipuçları veriyor. Evet. Eğer cumhuriyetçiler gelmese bile Amerika'nın şu anki bulunduğu içinde bulunduğu durum 15 yıldır yapılan kaşımalar en son Ferguson olayları orada birkaç cihatçı demeyelim onlara da ideolojik cihatçının yaptığı eylemlerle Amerikan halkında da zaten böyle bir beklenti oluşturuldu. Şimdi Suudi Arabistan bir terörist devlet olarak tanımlanır ise bir meşruiyet oluşmuş olacaktır. Batı'nın orayı da dizayn etmek için bir meşruiyeti doğar. Evet. Suudi Arabistan'da çok kolay üç parçaya bölünebilecek bir şekilde. Zaten plan o tanımlanmıştır bundan 25, 30, 35, 40 yıl önce. Yani yapılan tanımlama budur. Üç parça diye tanımlanmıştır. Ve 15 yıl sonra neden şimdi? Sorusu bir yerde dursun. Bunu soracağım. Neden 11 Eylül üzerinden geçmiş 15 yıl sonra? Çünkü 11 Eylül nedir? Sorusunun cevabı şudur. 11 Eylül Bugün Orta Doğu'da ya da Müslüman coğrafyasının neredeyse tamamında uygulanmaya çalışılan politikanın temelinin atıldığı gündür. 15 yıldır bütün dünyaya televizyonlarla, gazetelerle, dizilerle, internetle hatta çocuklarımıza komik videolarla Müslüman eşittir, terörist Terrorist. mantığını oturttular ve sanırım o 15 yıl boyunca biz de buna ciddi bir potansiyel malzeme verdik İslam Cemaati olarak ve şu anda bunun herhalde artık zamanı geldi ve ipi sökmeye başladılar ama neden şimdi? Şimdi e, bölgenin yani dizayn bir sene önce değil bir sene sonra değil neden? Bölgenin şimdi? dizayn edildiğini konuştuk dizayn sürecinde neler yaşandığını konuştuk olayın Suriye'den ve Irak'tan sonraki hamlesinin İran merkezi olarak Suudi Arabistan'a geleceğini Şimdi Türkiye belli kartları açtı ve bu oyunu yani Orta Doğu'daki küresel şeytan oyununu bozabilecek hamlelerde bulundu. Bu hamlelerin en azından ekonomik olarak domine edilebilmesinin ayaklarından birisi Suudi Arabistan. Bir diğer de Katar. Eğer Türkiye'nin içinde bulunduğu ve Suudi Arabistan e, öncülüğünde, daha doğrusu onlar tarafından finanse edilen İslam ordusu bu bölgede yürütülen çatışmaya dahil olursa, aynı zamanda Arabistan'ın e, ekonomiyi domine etme rolü ön plana çıkarsa Katar'la birlikte, e, o oyunu yani Orta ile ilgili kurulan oyunun asıl aktörü olan, yöneticisi olan Amerika'nın bütün planlarını alt üst edecek. Birincisi bu. İkincisi e, bunun tabi yani uzun tarihsel veriler üzerinden arz-ı mevdu'a kadar bağlayabiliriz. Çünkü e, kanı, savaşı, silahı ve ateşi kutsal topraklara ve Kabe'ye taşımak istedikleri kesin. Zaten Son orada orada bunu bitecek yapacaklar. Yani, yani orada bitecek. Şey kafalarındaki bu. Bunu bunu yapabilmeleri için e, Suudi Arabistan'ın bir değil, üç parça olması gerekir. Ee, İran bile yani İran'ın bile ne olacağı konusunda çok e, yani İran son... kendini garantide görmemesi gerekiyor. Hayır, o İran plan, parçalanması. gerekiyor. o planın gerekiyor. sonunda İran Nihai Türkiye, plan o. Mısır var zaten. Nihai plan o. E Türkiye'deler şu anda aynı zamanda. Onu biraz sonra da onu da konuşacağız. Türkiye'deler. Ben yani, yani özet olarak söylemek istediğim şu. Arabistan'a bugün 11 Eylül saldırısının bir sonucu olarak terör ülkesi ilan edip satranç de mahkum oynar gibi mahkum ederlerse ki o ayrı bir şey zaten satranç oynar gibi Arabistan üzerinde oynamak istemelerinin en temel sebebi bu oyunu küresel aklın kendini yenileme oyununu bozabilecek hamlelere Suudi Arabistan'ın hem ekonomik olarak hem işte o onun tarafından finanse edilen daha büyük olarak. onun üzerinde olan İslam ordusunu pasifize etmek. Yani netice itibariyle belki altı ay erken aldılar yani bir yıl sonra olacak bir şey bir şeyi, yıl erken aldılar. aldılar. şimdi bu tahmin, yani bu olaylar gel ben İran'ın girişini de mesela bir altı ay bir sene falan erken girdi mesela İran'da bu oyuna Sanırım, ve şimdi İsrail'in girmesi gerekecek ee, İsrail yani onu, onu mümkün olduğunca lazım. girmeyecektir çünkü e, bu oyunun kurucusu planlayıcısı pozisyonunda bölgede durduğu için girmeyecektir ne zaman gelecektir biliyor musun? bence Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma malum. Eğer Türkiye ile Rusya Rusya'nın çıkarlarına olmayan o küresel hedefi bozabilecek bir hamlede bulunursa ve bunun adı Suriye'de düzeni sağlayıp esetle Türkiye'yi mutlaka barış diye bir şey söz konusu olmayacak ama yakınlaştırırsa ya da bir diyalog süreci başlatırsa hiç şüphem yok ki İsrail Suriye'ye atom bombası bile atar ancak şey yapabileceğini onunla ilgili yani, bir endişesi e, yok zaten. İşte İsrail bu ben, bağlamda eğer Suriye ile Türkiye Rusya ile Türkiye arasındaki bu görüşmeler Suriye'ye de dahil ettiği bir üçgene dönüşürse İsrail oyunun içerisinde direkt girer. Şimdi kuklalarını e, kullanmaz ondan. Sonra. Çok e, uzun yıllardan sonra diğer akıl sahibi majeste sahada. Evet. Yani e, İngiltere bu işlerde pek aslında sahada görünmez ve çoğunlukla Amerika üzerinden yapar. Şunu bir anlamamız şart. Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz yer bir depodur. Silahın ve paranın deposu. O silahın ve paranın idarecisi İngiltere ve İsrail. Hı. Zaten adamın FED dediğin Federal Reserve diye tanımlanan işte Merkez Bankası diye karşılığı bugün bu, bu bizdeki karşılığı olan yerin bile sahibi tamamen İsrail menşeli insanlar. Netice itibariyle biz bir oyunun ortasındayız. Bu oyunun senin biraz önce söylediğin gibi şimdi Türkiye'deler dediğin birçok ayağından belki de en tehlikelisi FETÖ. Biz bunu çok uzun zaman burada konuştuk. FETÖ'nün aslında bir uzantı olduğunu, yapılanmasının tamamen başka bir şeyi izah ettiğini, tamamen dünyevi bir yapıyla hareket ettiğini çok uzun zaman konuştuk. Burada Sayın Cumhurbaşkanının ayrımları vardı ki bence hala o ayrımın dikkat yapılmasına dikkat çekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ibadet, ticaret, ihanet bölümü. o insanlar kendilerini lütfen muaf tutsunlar bu söylediklerimizden zaten devletin de onları muaf tuttuğunu düşünüyorum şu aşamada. Ancak bir yapı var ki yani primer bir yapı var ki başka bir dini anlatarak dünyanın sürekli sürüklenmek istediği tek dinli dünyayı bize bizi o oraya doğru yönlendirerek getiren ve sonunda da Adını nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama en basit açıklamasıyla darbe kalkışması ki yani bu kesmiyor beni bu ifade ben daha çok işgal tehdidi diye işgal girişimi provası mi? girişimi tehdidi iç savaş iç savaş başarılı durumunda iç savaş tabi diye ıı, tanımlayabiliyorum çünkü ıı, bu yapının bu ülkenin başkentinde uçaklar uçurup bir işgalci devlet biçiminde bu ülkenin başkentine bombalar attığını parlamentosuna yani ülkenin herhangi bir yerine yani başkentin herhangi bir yerine parlamentosunu gözetmeksizin sokağa da atsa aynı şey. Çünkü bunu ancak bir işgalci devlet yapabilir. Bu devlet yani işgalci devletin devletlerin veya işte o işgalci üst takılın ya da global çetenin neyse Taşeronu olarak burada oldukları o kadar net ki. Daha önceki darbelerden farklı bir biçimde tabi gelişti. Ee, bu bir tehdit miydi? Bu bir prova mıydı? Bu başarılı olmaya odaklı bir şey miydi? Bunların hepsi tarih için, zaman içerisinde tarih bunların hepsini izah edecek. Ama bu büyük bir ihanetti. Ama bir mücadele yürütülüyorsa, en azından bütün detaylarla olmasa da, ...adının konulması gerekir. Yani bu bir... ...bu neydi? Bu aslına bakarsanız şuydu... ...yani... ...bununla ilgili... ...benim fikirlerimi biliyorsun... ...daha önceden beri bu... ...bu olayla ilgili değil. Bu bizim... ...kendi hatalarımızı... ...bir kenara koyarak söylüyorum tabi İtikadi hatalarımız... ...entelektüel hatalarımız... ...bir sürü hatamız var ki ama... ...bu... 500 yıldır planlanan batıda para imparatorluğu denen Rothschild'ın oluşturduğu yapının arz bir araya gelerek globalizm ve arz bir araya gelerek modern batı felsefesi denen şeyle orientalizm oryantalizm denen şeyle oluşturulmuş bizi dizayn etme bakın yıkmak Bizi yok etmek falan değil. E, Dizayn etmek adına yoldan çıkmışlığım onların kafasındaki yoldan çıkmışlığımızı yola sokmak, yoluna sokmak adına yapılmış bir şey. Bunun temelinde mesela şunu biliyor muyuz? 1948 ile 1990 arasında dünyada altı büyük oryantalizm kongresi düzenlendi. Ve bunların 48'deki herhalde Paris, ondan sonra 54'teki İstanbul'da düzenlendi. Ve en geniş katılımlardan birisi yapıldı. Adamlar bizi burada incelemeye de devam ettiler. Bu bir hazırlıktı. Şimdi birçok insan çok büyük tepkiler verebilir ama yabancı okulların kuruluş felsefesinin temeli budur. Yani şu an öyle değildir falan bilmiyorum. Oturup incelemedim Tevhid, tedrisatlarını vesairelerini ne yapıyorlar şu aşamada. Ama kurulma sebepleri budur. Galata bankerleri bu arkadaşlardır. Cemalettin Afgani bu arkadaşların benzeridir. Burada başka bir program vasıtasıyla onu söyledim. Abdülhamit Ağa'nın bütün Osmanlı topraklarını dolaşıp fitne yaymasını engellemek için İstanbul'da tırnak içinde misafir Etti. ettiği, hapsetmeye yani bir şekilde hapsettiği Cemalettin Efkani İngilizlerle beraber bu işleri yapıyordu. O zaman majeste zaten sahadaydı. Ve Mayın'la araziye giriyorsun da yani o konuda çünkü e, işte. <laughs> yani bu coğrafyayı dizayn etmek isteyen herkes e, mutlaka ama mutlaka bu tür Referansı din yanlış ya? kullanmayayım. Referansı din olan demeyin. Kullandığı maske din olan örgütlenmeleri, yapılanmaları yanına çekmiştir. Bu da bizim işte o eksi izlediğim bölüm orası. Ve e, zaten bu mesela son dönemde bu yapının geldiği nokta yani sergilediği itikadi tırnak içerisinde e, fotoğraf İslam'la ilgisi olmayan İslam'ın protestanlaştırıldığı. Hatta e, işte örgüt liderinin tek tanrı, örgütün tanrısı olarak kabul edildiği, sorgulanmaz, söyledikleri emir ve emirler, la evet, laisel olarak kabul edildiği bir nokta. Ya yani bunu sadece Türkiye'de mi yaptılar? Hayır. Ee, Pakistan'a da gitseniz, Afganistan'a gitseniz, Irak'a da gitseniz, İran'a da gitseniz mülteciplerinin kafa yapısı aynı. Kesinlikle aynı ve hepsinin devşirildiği tarih yani bu çağını söylüyorum bununla birlikte olanları söylüyorum 60'ların başı ve 80'ler ne kadar yürüyen ortası bir devşirilip yer. devşirilip de oraya kadar da gelen yani. bir yer yani. <laughs> bu yani son 15 yılın hikayesi olarak anlatılmaya çalışılıyor. Allah'tan onu açtık. İnsanlar meselenin farkında. Yani dediğin gibi mayınlı araziye çok girmemek lazım ama Cemal Kutlay'ın 1967'de yazdığı İslam'da itikadi mezheplerle ilgili bir kitabın ardından 1969'da balık tutarken öldürülüşünün de falan bunları da açıklamak lazım yani yavaş 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 o mayınlı arazilerde yürümemiz lazım. Yürümemiz lazım. Yoksa olmayacak. Zaten göze alarak yürüdük yürüdük bakalım sonucunda ne olacak yani. Yani e, tedrici yürüyelim, problem yok. Yani basamak basamak gidelim. Ama gidelim gitmezsek yenisine engel olamayacağız. Geçtiğimiz yılki programda burada bu yapıyı işaret ederek Türkiye'nin belki bir sonraki yani 2016 yılı yaş toplantısını yapamayacak bir e, tehditle karşı karşıya olduğunu ve bu örgüt mensuplarının ...bir an önce silahlı kuvvetler içerisinden temizlenmesi gerektiğini söyledik. Silahlı kuvvetler derken sadece orduyu kastetmemiştik. Hayır darbe için evet. söylediğimizde. Yani e, ee, hani biz kahin değiliz ama. Onu mutlaka mutlaka. Hayır hayır veriler, yani, veriler üzerinden yola çıkarak şimdi yani. İran meselesinde de aynı durum söz konusudur. Bunlar için kehanete gerek yok. Yani e, seyrettiğiniz şey size bir veri veriyor. E, şimdi mesela yeniden darbe korkusu salınmaya çalışılıyor. Bunun temel sebebi o korkuyu kamuoyunda sıcak tutma meselesi. Yani bir korkuyla yaşatma meselesi. Ben tekrar darbeye falan kalkışabilecekleri kanaatinde değilim ama bu şu demek değildir. Biz bu işi bitirdik. Böyle bir şey yok. Şimdi orada bir e, kafa karışıklığı var. Yani uyarıda bulunanlara ee, o söylediğin argümanlarla gelip işte bu örgütün propagandası örgüt mensuplarının uyulan hücrelere ve dışarıdakilere motivasyon verme amacına hizmet ediyor diye bir savunma geliştirilip bize saldırıldığı da oluyor. Yani bu ihtimal var mı? Var. Daha bugün e, bu ihtimal dahilinde kullanması muhtemel olan örgütün uyuyan hücrelerine mensup e, kumay albaylar <laughs> işte a, subaylar gözaltına alındılar ve sorgulanıyorlar. Demek ki böyle bir tehdit gerçekten var. Bunu yok diye kabul razımlı. edemeyiz. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir laf var. Her an bunlar benzer bir şeye kalkışacakmış gibi hazırlıklı tayyakuzda olmak durumundayız. Bunlar mecbur onun için diyorum. Temizledik falan diyemeyiz. Ben bu tarih verilmelerine falan Ata Evet tar tarih konusunda hem fikirim yani... e, ama işte 15 Temmuz'un arkasındaki akıl, güç yani onları kullanan e, odak kimse ki bunu tanımlıyoruz. Yani bunu işte Amerika'daki başkan adaylarından birisi açık açık söyledi. Türkiye'de darbe girişiminde bulunmak hataydı diye. Amerika'nın bizzat içerisinde olduğunu söyledi. E biz onun yani böyle bir girişimden sonra kenara çekilip de tamam sizin işiniz bitti demesini beklememeliyiz. Mümkün değil. Hele böyle yani biraz önce anlattık işte Orta Doğu'da neler olduğunu, neler olabileceğini, Türkiye'nin hani daha dün alınan bir kararla engellenmeye çalışıldığını, işgal ettikleri topraklarda, işgal edilmiş toprakları yöneten bir zatın, Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeleri biraz önce de söyledik. İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak zihni çakır. süretle ve aynı kararlılıkla hatta daha kararlı bir biçimle bu yapının üstüne gitmekle birlikte diyorum. Bu yapının varlığının altında yatan sebepleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Bir an önce. Bu ülke yenilerini doğurma mümbitliğinden kurtulmalı. Bu yapılara insanların neyin ittiği çok belli. İşte onları düzeltmemiz yani, lazım. E, mesela o vesayet anlayışı, yani AK Parti'nin, e, MHP'nin, CHP'nin temel sorunu olması gereken ve bu partilerin ayrım yapmaksızın mücadele etmesi gereken şey, o vesayet anlayışı bu tür örgütlere, toplumun temelden itilmesine sebep olacak bir anlayış. Ee, bir Sait yazıcıoğlu hoca'nın medyaya biraz yansıyan bir söylemi olmuş bu konuyla ilgili. Diyor ki Mehdi Mesih takdir ilahi kader anlayışlarını bile sadece düzenleyebilir, doğru anlatabilirsek bu yapıların elinden birçok malzemeyi almış oluruz. Biz daha düne kadar e, dinle barışık olmayan bir devlet anlayışına sahiptik. Yani siyasilere de dahil olmak üzere bırakın dinin temel bilgilerini öğretmenin bile suç olduğu bir anlayışa sahiptik. Bugün en azından bütün siyasi partiler ortak noktada toplumun e, din eğitimi konusunda özgürleştirmesi gerektiğine inanıyor. İşte, i̇şte bunlardan o, kurtaracak olan, işte o özgür, bu yapılardan o kurtaracak işte, olan bu anlayıştır. O özgürleştirme esnasında doğru hamlelerle gitmemiz lazım. Ee, bu derin bir konu yani bizim de konumuz değil ilahiyatçıların konusu ama temel olarak baktığımızda Osmanlıdan itibaren biz başka bir itikadi geleneğin mensubu gibi gidiyoruz. Kendi itikadi geleneğimizin mensubu gibi değil. Yani beni asıl, o, o alana sokmak asıl der, için derin derin kısmına sevgi bir Yani şimdi. E, oraya girmemeye çalışıyorum. İnşallah daha zaman içerisinde dediğim gibi tedrici olarak ama girmek zorundayız. Yani bundan kaçar yok. Ha buna, buna girmezsek bugün e, mücadele ettiğin yapı başka bir şey doğurur toplum onun, onun üzerinde yoğunlaşmaya indir. başlar. Onun peşinden gelir. O yüzden yani, buna müdahale etmemiz şart. Anadolu'daki insan bu yapının bugün in diye tanımladığımız ama 10 yıl önce ev, ışık evi diye söylenen e, örgüt hücrelerine çocuğunu sırf dinini öğrensin diye. Sabah namazına kalsın, abdestini alsın, namaz, sabah namazını kılsın ve okuluna gitsin diye gönderdi. Bazıları da kim iş itti, sahibi olsun, kim aç itti, sahibi olsun diye kim itti, gönderdi. Devlet itti. Oraya giden çocuklar Bunların çaldığı sorularla devleti yönetmeye başladı. Devletin içerisinde egemenliği elde etti. En sonunda da de, o halka, o halkanın verdiği paralarla kurşun sıktı. Bununla ilgili bir kitap var galiba burada. Evet. Son birkaç dakikamız var. Ee, yazarı da Zihni Çakır. Hayırlı olsun. Karınca karınca bir katkı sağlamaya çalıştık. Tekcal'in yani, ordusu. E, toplumun o, Şöyle bir göstereyim. Toplumun bu yapıyı tanıması, bu yapıyı bilmesi, bu yapının... ...en azından insanları nasıl bünyesine kattığını görmesi açısından... ...inşallah bir katkımız Umarım olur. Umarım bir katkısı olur. Ben muhakkak olacağına eminim. Ee, zaten sen de buraya ihanet, ticaret, ibadet... Evet, hepsi üstüsünü... ibadetin üzerine basmış farkındaysan. Evet, yani öyle bir konsept oluşturduk. Oluşturulmuş ve benim masonik örgütlenme diye... ...tanımladığım şeyi de kitap kapağında bir şekilde... Mabed'in de koyduk oraya. ...hissettirmişiz. Evet ben şunu biliyorum onu kısaca söyleyeyim. Bir iki kelime kitapla ilgili. Bu kitap 15 Temmuz yüzünden yazılmadı. 15 Temmuz'dan sonra da yazılmadı. Öyle bir adet vardır bizde. Olay olur ve copy paste yapılır. Sonra da kitap yazmış olarak ortaya çıkılır. Bu kitap 15 Temmuz'dan çok daha önce hazırlanmaya başlandı. O açıdan okurken daha derinlemesine yani sadece 15 Temmuz'da şu olmuştu ee, peçetesini yiyorlardı işte suyunun artığından içiyorlardının dışında, magazinin dışında biraz daha e, öğrenmeye yönelik bilgi edinmeye yönelik bir kitap olarak edinilip okunulmasını tavsiye ediyorum. Hatta 15 Temmuz neredeyse yok gibi sadece olay... Bana da imzalayacak mısın, verecek misin? Evet, Yoksa <laughs> alacak mıyım? Yani <laughs> de. Alacaksın öyle alıyor. <laughs> tamam peki artık e, ya, ne diyoruz ona yazara olan e, borcumuz Efendim, uzun bir aradan sonraki ilk programımız, dilimiz döndüğünce yine size coğrafyayı değerlendirmeye çalıştık ama belki ilk program heyecanıyla lisan etmiş olabiliriz şimdiden affola. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Müzik